Şeyh Efendi göndermiş imiş. Ne demeye inanayım ki sana? Ha? Ne için? Ne demeye inanayım? Hadi söyle! İstediğinize inanmakta hürsünüz beyim. İradenizdir. Ama burada olmak benim iradem değil. Vazifemdir. Ya vazifen beni öldürmek ise? Nereden bilirim öyle olmadığını? Evvelce de söyledim beyim. Ben sizin ne düşmanınızım ne dostunuz. Şeyhim vazife vermiş, gelmişim. Git der giderim, dön der dönerim. Nerededir şu senin arkadaş? Ufaklık. Yunus'u mu sorarsın? Candaroğlu konağına varmıştır arkadaşı. Bundan böyle beyin danışmanıdır Yunus Efendi. Şeyh Efendi nasıldırlar? İyiler, hoşlardır inşallah. Çok şükür. Gözleri işte. Hekim önermişizdir ziyaretimizde ama bir şikayetimiz yoktur demiştir Efendi Hazretleri. Ne zahmet verir kimseye, ne şikayet eder. Siz nice geldiniz bura? Haber eyleseydiniz de araba gönderseydik. Eksik olmayasınız. Ama dergâhtan bir derviş efendi refakat etmiştir bana. Sen kimsin benim konuğumu sorguya çekersin? Ben sana işlerimden ırak ol dememiş miyim? Çıkıl karşımdan! Beceremediğin, dahası bozduğun işleri Yunus Efendi halyoluna koyacak bundan böyle. Bundan böyle Yunus Efendi danışmanımdır. Sözü cümle Candaroğlu mülkünde muteberdir. Vakit sizin için de bizim için de hayırlara vesile ola Yunus Efendi. Bundan böyle sözün sözüm, fiilin fiilimdir. Yunus Efendi'ye makamını gösteriver hele. Oradan da konuk odasını. Sağır ve dilsizdir. Ama her bir şeyi ezbere bilir Ceren. Zahmet buyurmasın. Ben vazifemi görende ne vakit mesaim biter ise dergaha varırım. Nasıl münasip görürseniz Yunus Efendi. Bu gece olsun konuğumuz olun bari. Eksik olmayın. Ben dergaha varayım. Hem kalmak istesem dahi şeyhimin kerimesine refakat etmem icap eder. O zaman arabayla bıraksınlar. Zahmet buyurmayın. Nasıl uygun görürseniz. Ey o vakit. Yarın sabahtan tezi yok gelen de huzurumuza bekleriz. Sana bir vazife vermek isteriz. Pek mühim bir vazife. Arabayla bıraktırayım istersen. Yok sağ olasın. Biz varır gideriz Yunus Efendi'yle. O da gelir zaten. Şemi danışmandır. Onun hizmetine de araba verilsin derim ama. Derviş yayın olur der şey babam. Bilmez miyim? Ne demeye amma deriz. Benim işim bitmiştir bacım Sultan.
Sizin için de uygun vakit ise? Uygundur Yunus Efendi. Zahide Hatun, Argun Bey'in zevcesidir. Yunus Efendi de... Argun Bey'e işlerinde yardımcı oluruz inşallah. Biliriz. Danışman aradığını kendine. Hayırlı ola o vakit. İnşallah. İstihbar ettik ki Yunus Efendi... ...bey dayıma danışman da olmuşsunuz. İrademiz değildir. Şeyhimiz öyle emir buyurdu. Şeyhimizin iradesi üzerine laf edecek denli şuursuzluk edecek değiliz elbet. İtaat edeptendir. Ama şeyhimize varıp deseniz ki bize burada bir hizmet buyursanız. Buyurur elbet. Bunca yükü bir başımıza kaldıracak denli kavi değildir omuzlarımız pirdaş. Kasım Efendi hem itaat edeptendir dersiniz. Hem de var şeyhimin huzuruna dergâhta bir vazife istedersiniz. Bu sözleri bir ahmağa deseniz alınganlık eder idi. Hüsnü zannımız dahi suizana yorulur oldu artık. Kusurumuz her neyse söyleseniz de bilsek artık. Estağfurullah. Kasım Efendi fiyatta anlaşamayız dediydi. Estağfurullah şeyhim. Siz ne derseniz odur fiyat. Nallah'ın çarşısında cümle zahireciler de öyledir. Değil mi Salih Çavuş? Öyledir şeyhim. Siz ne buyurmuşsanız odur. Niye ki? Biz kadı mıyız? Narhı koymak... Kadının yetkisinde olsa gerek. Size sormadı mı ki Kasım Efendi Salih Çavuş? Gelmemişlerdir şeyim. Hey bakalım. Hey. Hadi canlar. Gününüz bereketli ola. Buyurun, bir şey ikram edelim şeyhim. Ziyade ola pirim Mesut. Hele anlatıver bakalım. Nicedir çarşının pazarın halı? Nedir derdi tasası ahilerin? Çarşı pazar çalkantılıdır şeyhim. Neden diye soracak olur iseniz... ...nedeni bellidir elbet. Yunus Efendi, bugün vazifede ilk gününüzdür ama taşrada bir vazife vermek isteriz size. Her yer başka bir yerin taşrasıdır beyim. Deyin hele, nedir vermek istediğiniz vazife? Her birinin içinde 1000 altın var. Kimseciklerin haberi olmaya. Sarı ağaya dahi sır ola. Seyisler en beğendiğin atı hazır etsinler. Muratköy'e var. Bahşişli İbrahim Ağa'nın evini bul. Altınları ona teslim et. Dikkat edesin. Beyliğin aylık vergisi miktarınca altın vardır. Kimselere haber etmeden var... İhtiyar İbrahim Ağa'yı bul, teslimatını yap, gel. Sormaz mısın ne için? Müsaadenizle sormam beyim. Ha. Eyvallah git. Yolun açık ola. Ne vakit istersen yola çıkabilirsin.
Kahvaltı etmem Musa Efendi. Benim. Buyur. Günün aydın ola. Bu saate kadar uyur mu er kişi? Yoksa görecek işi. Niye kalksın er kişi? Şairlik ruhuna üflenmiş Beyzademizin. Yeni şiir mi vardır ufukta? Bey babamızın şaire değil, danışmana ihtiyacı vardır. Bilmez miyiz? İçki içtiğini görür ya da işitir ise, o vakit görsen başına aldığın işin büyüğünü. Söyleyen olmazsa işitmez. İçme o vakit sen de. Bırak artık şu şarabı. Şaraba sorsan, o da benden kurtulmak ister. Var mı huzuruna bu halde? Mutfağa kahvaltını hazır etsin kadınlar. Bir kaşık bal çal da diline. Bir ferahla hele. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş bulmuşuz Zahide Hatun. Ne tesadüf oldu. Hiç gelmemiş idi bacım. 5 senedir buradayım. Bir kez gelmiştir şimdiye değin. Tevafuk olmuş. Biz de refakat etmişiz kendisine. Hikaye etmiştir belki dergâhta birlikte büyüdüğümüzden. Selam söylersiniz. Valide Sultan'a da... Baş üstüne. Daha fazlaca meşgul etmeyeyim sizi. Yardım edeyim isterseniz. Sağ olun Kasım Efendi. İsmail gelir yanında. İsmail! Vardım, vardım. Her ne kadar özen göstersek dahi... ...bazen... ...kelimeler izinsiz çıkıverir ağzımızdan. O sebepten. Hiç arzu eder miyim ki gönlünüzü kırayım? Bile isteye canınızı incideyim. İşte bundan sebep. Dün ettiğim elbet kusur idi. İşlediğim kusurdan ötürü ne kadar özür sunsam azdır. Biz bir kusur görmemişiz Kasım Efendi. Ama Zahide ile vardığımız falcıya kendim için giderim sanmışsınız belli.
Bağışlayın bacım Sultan. Sizi itham etmek istemedim. Ama konakta birden sizi karşımda görende... İnsan vazife icabı ne yaptıysa bunu davul zurna ile duyurmaz ha. Vazife icabıdır. Varmışız, gelmişiz. Yüklenebilecek misin güğümleri? Yardım edeyim mi? Eksik olmuyorsun. Kendi yükümüzü kendimiz çekeriz evelallah. Haydi İsmail. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam efendi. Kime bakarsın? İbrahim Ağa'ya bakmıştım. İbrahim Ağa'ya mı? Evde yoktur. Nerededir bilir misin? Haberin yok mu beyim? İbrahim Ağa ölmüştür çoktan. Bir senesi var aşağı yukarı bu dünyadan göçeli. İşitmedin mi? Hiç kimi kimsesi de mi yoktu rahmetlinin? Bir kızı var idi. Kayseri'den bir tüccarla evlendi. Vardı gitti diye duyduk. Sağ olasın ağam. Vaktini aldım. Dostlar sağ olsun beyim. Kal sağlıcakla. Her birinin içinde 1000 altın var. Kimseciklerin haberi olmaya. Dikkat edesin. Beyliğin aylık vergisi miktarınca altın vardır. Danışman Yunus Efendi'yi iki kese altınla bahşişli İbrahim Ağa'ya gönderdi. Sarı Ağa dahi vaziyetten habersizdir. İnşallah Şahin. Ufak bir gezinti yapar gelirim. Farkındayım. Yunus Efendi danışmanı olduğundan beridir neşen gitti. Çok mu neşeliydim evvelden? Thank you.
Müsaade var mıdır beyim? İşi gördükten sonra mı müsaade istersin? Asabım bozuktur. Sana değil sözüm. Şahin Bey'imiz nerede ola ki? Pek bir neşesizdir. Tabii. Ona cenaze bize düğündür ya hayat. Kim olsa alınganlık gösterir. Biz bu kurt sofrasından sağ çıkalım derdindeyiz. Beyzademiz saltanatının peşinde. Size akıl vermek haddim değil. Umalım ki Yunus Efendi güveninize layık ola. Yakındır, görürüz. Güvenilir bir adam mıdır, güvenilmez midir, görürüz. Hem de şimdiden tezi yok, görürüz. Siz pek az kişiye baştan güven sunarsınız. Belli ki bir tasarladığınız vardır. Vardır elbet. Vardır. Siyaset, önce uygun kişiyi seçmektir. Seçmek, sınamak iledir. Demiş idim. Siz bilirsiniz usulünü deyi. İyi dersiniz de beyim. Bir derviş ne ile sınana ki? İnsan dediğin zaaf. Zaaf dediğin akçe. Ama Yunus Efendi bir derviştir. Akçe onu sınar mı ki? Hatun, var mutfakta karalarla dedikodu edin. Af buyurun beyim. Müsaadenizle. Katili gördüm ama ben suyu geçene kadar kaçtı gitti. Gördüğün kişi katil ise kader onu bulacaktır.
Haydi bakalım Yunus Efendi. Var izah et şimdi derdini babama. Halinize bakılırsa direnmemiş. Usulünce hallettik beyim, inceden. Saymadan mı istersiniz payınızı? Estağfurullah beyim. Estağfurullah beyim. Biz kim oluruz ki size oyun kuralım? Anlat o halde. Oyun değil de nedir bu? Bilemedik beyim. Biz de imdi görürüz. O biz oyun kurar beyim. Ortalarda dolanmayın. Gidin. Benden haber bekleyin. Tamam beyim. Şimdi de hırsızlık mı edersin? Hokkabaz mı oynar burada? Ne gülersiniz bire? Kendi kendini mi temizleyecek yerler? Güncel Efendi! Dervişem ne yer ne içer bu öğlen? Gelen konuklar? Karnım acıkmış ağam. Bir parça ekmek almış idim. Bunca nimet. Tövbe ya Rabbi, tövbe. İsmail Efendi. Eksik olmasın pirdaş. Mutfağa izinsiz girdiği yetmez. Bir de milletin rızkını talan eder. Kusura bakma Ali Taygoğam. Ama Molla Kasım dayı kızmaz iken sen tutar kızarsın burada bana bir parça ekmek için. İyi bakalım. Heh. Madem öyle uyanıklık etmek yok. Bir parça ekmek için değil. Bunca dervişanın, dahi konukların çorbasını döktüğün için. Oh.
ya Rabbim. Tutulduk bir çaresiz belaya. Adı İsmail. Kurtulmanın da bir imkanı yok. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Ölmüş demek ha? Alacaklısının ölümünü duyar da insan vereceklisini duymazmış demek. Siz de çaresiz geri getirdiniz altınları. Getirmemişim beyim. Eşkıya baskın vermiştir yolda. Paramı değil, güvenimi çaldın Yunus Efendi. Daha ne durdurursunuz bu hırsızı baba? Bir tek kendini akıllı sanırsın değil mi Yunus Efendi? Hiç aklına gelir miydi? Şahin üzerine eşkıya salsın mahsustan. Hırsız önce kendi aklını çalmış belli ki. Konaktaki en güvenli yer has odanızdır diye düşündüm beyim. Kusura bakmayasın Yunus Efendi. Ama it uğursuz dolmuştur dört yan. Altına bile diş vurulur olmuştur. Gerçek midir, sahte mi? İnanmışız ki aldığımız her nefes sınavdır beyim. Hakkınızdır. Şeyhim der ki, güven en nadide mücevherdir. Kime sunacağınızı iyi düşünüp iyi hesap etmek gerek. İnci tanesi gibi söze dizer hissiyatı Şeyh Efendi. Asıl nedir merak ettiğim bilir misiniz? Şahin Bey. Nereden bilir? Tedbir amaçlı kimseciklere haber eylememişiz. Kol ağınızın dahi meseleden haberi yoktur. Hal böyleyken nasıl olur da Şahin Bey, benim ne için, nereye varıp geleceğimi nereden bilir?
kulaklarımla işittim dedi Fatma bacı. Bütün kadınlar kapısında sıraya varmışlar. Hayır olsun hanımlar. Hayır inşallah efendi, hayır. Bir falcı kadın türemişler Fatma bacı. Tükenmiş miydi ki türesin? Çocuğu olmayan, dermansız derde düşen, karı koca arasına girmek dileyen, her kim ise muska yazar der. Kimseye yok demez der. Para da istemezmiş. Ne verir isen oymuş der. Sağ olalar, eksik olmayalar. Öyle işte bu işler. Onlar yalana inandırır, biz hakikate inandıramayız. Firavun'un sihirbazları hep bir araya toplaştılar. Dediler ki, ey Musa, sihrinle bizi yerimizden çıkarmaya mı geldin? Ey o vakit, biz de sana sihrimizle karşılık vereceğiz. Firavun topladı büyücülerini ve Musa ile buluşacakları yere geldiler. Dediler ki, ey Musa, bir hünerin var ise göster. Hazreti Musa dedi ki, hayır, önce siz gösterin hünerlerinizi. Sihirbazlar ellerindekileri bırakıverdiler. İpleri, sopaları değişik suretlere bürünüp yılanlar, çıyanlar oldular. Musa'nın içine bir an korku düştü. Hemen cevap geldi Hak katından. Korkma, sen üstün geleceksin. Ve şöyle hitap kılındı. Sağ elindeki asanı bırakıver. Onların ortaya çıkardıklarını yutacaktır. Onların ortaya çıkardıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazlar nereye giderlerse gitsinler, umduğuna eremezler. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapanıp, Harun'la Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Dünyanın en maharetli büyücülerine sahipti Firavun. Şaşa kalmıştı. Çünkü nihai gerçeği bilen Allah'tır. İşte bir bakmışsın, Musa oldum derken Firavun olmuşsun. Olduran da öldüren de o madem. İyi de neden sihirbazlar, firavunlar, Harut ile Marut'tan büyü öğrenen Babilliler, falcılar aynı katın sakinleri? Elbet tövbe kapısına uğramayanlar için. Neden olacak? Nihai gerçeği bilen Allah'tır deriz ha, ondan. İşin sonunu bilen odur. Gaybı bilmek onun işidir. Yağmuru yağdıran da, dindiren de odur. Zamanın da, yağmurun da sahibi odur. Onun gücünün eşi ve benzeri yoktur. Vardır diyen vahdeti inkar eder. O vakit sen arasını bozduğun karı ile kocanın son nefesine kadar olanı bilir misin ki? Sen kavuşacağını söylediklerinin son nefesine kadar bilir misin ki? Bilemezsin. Çünkü nihai gerçeği sadece Allah bilir.
Ben de bildim değenin yaptığı yeryüzünde bozgunculuk etmektir. Vahdeti inkar, birliği bozmaktır. Yol kesen eşkıya misali, hanelere dalan yağmacılar gibi, faiz biriktirenler gibi, zulüm edenler gibi. Bozgunculuk türlü türlü. Fıkıhta her birinin yükümlülüğü, cezası belli. İşte asıl mesele. Yeryüzünde bozgunculuk etmemek, kişiyi ve halkı hak ile de olsa aldatmamak. Madem ki onun ihvanıyız, bize düşen Muhammedi olmaktır. Çünkü Kur'an'da Hazreti Peygamber'in ne mecnun, ne sihirbaz, ne de büyücü olmadığı ve bu aleme yüksek ahlak üzere gönderildiği yazılıdır. Yaratıcının insanlık alemi için istediği de başka bir şey değil, sadece ve sadece budur. İnsan olarak gelişip onun huylarıyla huylandığımız vakit, onun gibi kibar, edepli, mütevazı, oturup kalkmasını, konuşmasını bilir, karşısındakini kendi bilip ona eziyet etmekten kaçınır bir insan oluruz. Bunun yaratıcıya bir faydası olacak değil elbet. Yaratılmışa var. İyi olanda huzur bulur kişi. Mutmain olur. İnsan olmaktan, kul olmaktan gaye ne ola ki başkaca? İşte ne sihir ne keramet. Bütün mesele budur. Sihir de budur, keramet de. İhvan toplanmıştır efendim. Beklerler ki pirimiz bize bir sohbet ediversin. Müsaade var ise ünleyeyim. İstifade edeler gelip. Keşke benim de konuşan bir hırkam olsa. Tüm gün onunla konuşurdum. Bu bir hırka değildir. Şeyhimdir. Durma. Ünleyiver hadi dervişanı pirdaş. Şeyhimiz sohbet ediverecek. Gelin de. Hadi. Çandaroğlu'nun kolcuları yine çarşıda sert etmişler. Yörük obalarının cümlesi isyandadır. Bey malımızı ortak çıkar derler. Soranlar ve size hizmet ederiz der. Kulağı sısadı. Bize malının vergisini dahi vermeyen, yarın cümlesini Moğol'a veren de aklı başına gelir derimiş. Sanılsın ki Moğol'a yağ çekmeye, vergi üstüne vergi bindirmez de ahali için Moğol'la cenk tutar. Nerede kaldın bre? Senin gibi keyif mi çatarız? İşimiz gücümüz vardır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ve aleykümselam Yunus efendi. Hayrolsun bu vakitte. Beyin konağından gelirim. Konak? Şeyhimiz danışman göndermiştir fakiri. Hele sofraya buyurun pirdaşlar. Buyurun bakalım pirdaşlar. Hele varıp çorbamızı içelim biz de. Sen var iç ben tokum.
Veli efendi. Buyur çorbaya. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Eyvallah. Kendimizden midir bu mercimek hatun? Kendimizdendir efendim. Şifaymış maşallah. Tohumluk ayırdık mı biz bundan? Ayırdık efendim. Vardır tohumluk. Hayır olsun kızım. Yüzümüze bakmazsın aynı sofrada. Bin izin istersin, veririz. Birinde münasip değil dedik deyi. Küser mi can kızım bize? Estağfurullah baba. O nasıl söz? Her gün hane üstüne varılır ise... onun adı misafirlik mi olur ha kızım? Buyurun şeyhim. Haydi bismillah. 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 Anlatıverdin mi Yunus Efendi'ye devirdiğin kazanları? Sorma Yunus Efendi. Mutfağa gidivereyim dedim kuşluk vakti. Bir kedi girmiş tıngırdar. Ben de kaçırıvereyim dedim. Hop, çorba kazanını devirdim. Epey semiz bir kedi olsa gerek o vakit. Semiz ki ne semiz. Molla Kasım Efendi gelir, o bile kızmaz. Ali Taygı Efendi kızar. Yok mudur Molla Kasım? Hücresindedir şeyhim. Otur İsmail'im, otur. Haber eyledi Güngör Efendi tek tek herkese. Dervişen yesin, aç değilim demiştir. Bir düşünceli hali vardı Kasım Efendi'nin ama... Düşünene düşüncemeden bol ne var ki pirdaş? Size yarışacak bir danışmandan da ancak böylesi beklenirdi. Sınandığını bile anlamayan bir danışman sizin onlarca müşkülünüzü nasıl halleder? Bunları konuşmanın sırası değil. Kusuruma bakmayın. Sizin adınıza bari bu işi rast gider diye sevinirim sade. Sen mutfağa var.
Beyzademiz pek şaşkın anlatan da olup biteni. Beyin işleri beyzademizle hatunumuzun dedikodu malzemesi mi olur artık? Estağfurullah beyim. Hele neler anlatır Şahin beyimiz? Yunus Efendi'ye baskın yolla oyun kurduğunu ama onun sınandığını bildiğini. Seviniriz ki danışmanımız sınandığını bilir. Üzülürüz ki konağımızdaki herkes bilmemesi gerekenleri bilir. Yüce Allah'ın işleri işte. Kimine güllük gülistanlık, kimine çorak tarla. Biz kabul ederiz. Sineye çekeriz bir oğul vermemeni. Sen her sözümüze can sıkarsın. Madem öyle, bu bahis açılmaya huzurumuzda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptın? Ne işledin tüm gün? Anlat bakalım. Demeyecek misin? Hiç. Hiç mi yaptın? Hiç yaptım. İyi bakalım. Hayır olsun o vakit. Asıl sen anlatıver. Ne yaptın ettin? Konağa vardım. Vazifeye. Gerçek mi dersin? Onu biliriz elbet. İşte ne yaparsın? Onu anlat hele. Bakılması gereken evraka bakarım. Takip edilmesi gereken işlerin takibatını yaparım. Yapılacakları istişare ederiz. Sıkıntıdan patlar buraya insan. Maceralı işler yok mudur? Yoktur. İdari işlerdir gördüğümüz. Ben olsam gitmem. O kadar değil. Olur mu öyle? Ben sanırım ki suçluları yakalarsın, zindana atarsın, eşkıyayı def edersin. Ben nasıl yapayım o dediklerini? Onlar senin işlerindir. Mutfak kedisi. Haydır Allah! Hay! 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 Vur, vur, daha kuvvetli vur! Hayırdır Kasım'ım? Gece çökmüştür. Vakit münasip değildir, bağışlayın şeyim. Madem gece çökmüştür, bağışlanmak için yaradana yakaralım Kasım'ım. Kasım efendidir hatun. Sen var yat. De hele, de.
manevi bir mesele için sizden müsaade istemek idi niyetim şeyim. Biz ihvanımızı ailemiz biliriz Kasım'ım. De hele, neymiş ki o mesele? Döndü halam. Hayır olsun inşallah. Yıllar var ki yüzünü görmemişim şeyim. Bir gelsin diye haber eden de dedim Rabbim acil şifalar vere. Hasta olmayaydı ısmarlamaz idi. Göresi gelmiştir belki Kasım. Kötüye yorma hele her işittiğini. İşte bundan sebep müsaade isterim. İsterim ama içimde itiraz da dinmez. Onca iş hem çarşıda hem burada görülüp durur. Dahi görülecek olan. Yunus Efendi de vazifededir. Görülecek olan görülür Kasım. Dergahın duvarlarını elimizde diremeyiz ha. Varsın göçer ise göçsün. Sen var alacağızının yanına. Yunus Efendi'yi de vazifesinden ederim deyi. Yerinir dururum şeyim. Olur, olur. Hele evvela bir sabah ola. Sonrası sonra. Hadi uğurlar ona. Geceniz hayrola şeyim. Namaz vaktinde yola koyulurum bir iznillah. Ezanı işitmiş misinizdir şeyhim? Çarşabuk yola koyulur isek, gün ışımadan Delice Deresi'ne varıp namazımızı kılarız. Canım efendim, onca yol... İyi ya işte, çıkmadan biter mi yol? Estağfurullah şeyhim, siz niçin zahmet edersiniz ki? Hazır olan da gelesin, avluda beklerim. Benim derdime, onca yol, onca zahmet... Dağlar aşarız. Yollar yürürüz saatlerce. Kasım'ım. Madem dağları yürütecek halimiz yok. Ne demiş erenler? Dağ yürümezse abdal yürür. Bu nasıl iştir? Bu ne uğursuzluktur ya Rabbi? Sabah-ı şerifleriniz hayır olsun şeyhim. Akıbetiniz hayır olsun. Hele neredendir bu vakitte? Şeyhim, hep dersiniz hayvanatın da hakkı vardır deyi. Akşamdan kalan lokmaları kapıya bıraktım. İyi yaptın, iyi. İnsan sanır ki can bir kendinde var. Hadi çıkalım o zaman. Şeyhim, siz zahmet buyurmasanız, ben varıp gelsem. Neslimiz yörük, aslımız yörük. Yürürüz Kasım, deveye hörgücü yük olmaz. Onca işi kor giderim değil zaten pişmanım şeyhim. Üstüne bir de siz de gelirsiniz. Biz ha varız, ha yoğuz Kasım'ım. Dert etmeyesin. Güngör'üm tutuverir, sen dönene ne iş var ise. Bir
Yunus Efendi zahmet buyura yerimize deği düşünmüş idik ama... Onun vazifesi var idir. Güngör'üm alakadar olur. Siz nasıl münasip görürseniz şeyhim. Ama çarşıda da hesap kitap işleri Yunus Efendi... Gerekirse bir iki gün bekleyiversin hesap kitap işleri. Bak, hesapta kitapta olmayanlarla uğraşıyorsun. Kalkış vaktidir pirdaşlar! Kalkın hele! Kalkış vaktidir pirdaşlar! Ben demedim mi sabah namazını kendim kılarım diye? Kalkış vakti! Saruhan Efendi! Eyüp kalk! Kalkın pirdaşlar! Yunus Efendi! Kalkış vakti! Saruhan Efendi! Eyüp kalk! Kalkın pirdaşlar! Allah! Yunus Efendi! Selamun aleyküm. Aleyküm selam pirdaş. Ne bağırıyorsun buraya? Hayrola Güngör Efendi? Ne ola ki? İlla bir şey mi olması lazımdır ha? Namaz kılan yok mudur bu dergâhta? Ezan dahi okunmamıştır. Ne demeye bu vakitte? Keyfimizden değil ağam. Şeyhimiz bizzat emreyledi. Ne demiştir? Kendileri geri gelen vakte kadar dergâhın işlerini gör dedi. Nerede ola ki şeyhimiz? Molla Kasım Efendi ile taşraya gittiler. Ama nere bilmem. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Güngör Efendi. Tamamdır ağam. Buyurun namazı eda edelim. Ben derim ki... Gitmeyeyim şeyim. Varınca halana... Ben gelmeseydim... İyi idi hala dersin. İçim rahat etmez şeyim. Hem dergâhı koyup varırız. Hem sizi yorarım. Bizi yor. Ama... Dergâhta düzen bozulur değil, kötüye yorma. Al hele al. Bir lokma peksimet at ağzına. İyi gelir.
hele kızım, gel. Gel sen bekleyiver. Ben de ineği sahip gelivereyim. Ben de sofrayı kurayım istersen ana. Babam gelir şimdi. Baban gitti kızım. Gitti mi? Nereye gider ana? Molla Kasım Efendi'nin bir hısmına varacaklar imiş. Namaz vakti gelmeden düştüler yola. Ben de gelirim seninle. Olmaz ki. Neden? Vazifeye giderim ben. Ben ilişmem hiç sana. Meşgul etmem hiç. Mesain bir tane de önlersin varır geliriz. Ben bilir miyim ki gün ne getire? Nereye giderim? Ne vakit dönerim? En iyisi sen burada dur. Ben ne yaparım burada? Ne vakit geçer ne gün batar. Şehit de yok. Tamam işte. Ondan derim. Neyden dersin? Şeyhimiz yoktur. Kasım Efendi yoktur. Bu halde dergahı bırakıp gitmen doğru olmaz. Sen burada kal. Tekkeyi bekle. Destur var mıdır Yunus Efendi? Buyur Güngör Efendi. Hele bir kolaçan edeyim dediydim hücrelere. Aha, Güngör Efendi kurdu şeyh başımıza. Güngör Efendi de ister kendine senin gibi bir yardımcı ola. İstemez misin Güngör Efendi? İsterim elbet. İsterim ama benim şeraitim geçerli olmak kaydıyla. Ben de size bakmaya gelirdim. Hayrola inşallah. Zahide'yi görmeye giderim de konağa. Eğer yola çıkmadıysanız birlikte varalım derdim. Eşyamı unutmuşum da geçen gün gidende. Hep seni bekledim. Dur hele dur ihtiyar. İki kelam edelim. Kasım'ım. Bak hele. Bizim sahip efendi midir? Ensesine bak ensesine. Çakı izi var mıdır? Vardır sultanım. Ya
ihtiyar. Yol tektir derler ya. Gene karşılaştık bak. Anlatıver bakalım. Nasılcasın? Nerelerde iyileşirsin nicedir? Kasım'ım, al bakalım sahip efendiyi de avlu da yayılsın. Hadi. Hatırına düştü mü ihtiyar Kasım'ım? Bildim sultanım. Böyle bir ihtiyarcık işte bu da. Bu efendi var ya Kasım'ım, belki Sultan Alaaddin'i, belki de Sultan Alparslan'ı gördü Malazgirt'te. Ya neden uzun ömür sürer kaplumbağalar bilir misin Kasım'ım? Teslim olmuşlar da ondan. Sade yolunu yürür. Acelesi yok, ihtirası yok. İhtiras olmayan da vakit bollanır. Hırs daraltır. Hem vakti daraltır, hem yüreği. Ne der erenler? Hırs sebebi hasarettir. Ne demek bu? Hırs insanı çürütür. Çürür mü insan? Çürür elbet. Hırs çürütür. Değil mi ki her şeyin hırsı var? Para hırsı, iktidar hırsı, kadın hırsı, makam hırsı, post hırsı, dost hırsı. İnsan denen bu varlık nefs sahibidir. Nefs, insanın hırslarının toplamıdır. Hele bir teslim ol. Sen ne karar kılsan da karar üstünde bir karar var. Teslim ol, huzur bul. Teslim olmayan durulmaz. Durulmayan huzur bulur mu? Bulsaydı bu kaplumbağalar değil, insan sürer idi bu ömrü. Hadi bakalım sahip efendi. Vaktimiz dar, yolumuz uzundur. Var istersen dergâhta eyleş bir vakit. Yoncamız boldur bu sene. Konakta işler pek düzensizdir. Ne vakit ne olacağı belli olmaz. Siz en iyisi bizi beklemeyin. Alacağınızı alıp işinizi gören de arabayla bırakırlar sizi. Öyle yapacak idim. Zahide'ye diyecek idim ben de.